Evet, yayınımıza değerli misafirimize devam ediyoruz. Azerbaycan'dan misafirlerimiz. Sevinc Kurbanova hanımefendi. Azerbaycan'ın en büyük gazetesi olan Yeni Musavat gazetesi ve Musavat sitesinin muhabiri, proje koordinatörü. Ve Muhammed Kurbanova beyefendi, yine aynı gazeteden misafirlerimiz var bugün. Çok değerli misafirlerimiz. Hoş geldiniz. Azeri şivesine konuşmalı. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz, şeref verdiniz. Azerbaycan bizim canımız, kalbimiz. Çok seviyoruz. Dolayısıyla oradan Azerbaycan'dan birisi geldiğinde ayrı bir sevinç, ayrı bir heyecan oluyor. Allah inşallah en kısa sürede Türkiye ile Azerbaycan'ı birleştirir. İki millet değil, tek millet. Ama iki devlet. Evet. Buyurun, dinliyorum sizi. Öncelikle teşekkür ederiz bizi programımızda misafir ettiğiniz için. Bizim birkaç sorumuz olacaktı. Vaktimiz ne kadar var onu bilmiyorum. Önce Adnan Bey, işte sizi hem Harun Yahya hem Adnan Oktar olarak işte bizim okuyucularımız da okurlarımız da öyle tanıyorlar. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Yani birkaç cümle demeyeyim de aslında size kendinizi tanımlamanızı isterlerse nasıl tanımlarsınız kendinizi? Önce ondan başlayalım. Ben Allah'ın herhangi bir kuluyum. Yani öyle bir farklı yönüm yok. Fakat samimi bir insanım. İnsanları seviyorum. Allah'ı seviyorum. İnsanlar acı çekmesini istemiyorum. Savaşlar olsun istemiyorum. Kavga olsun istemiyorum. Her yerde sevgi, barış olsun istiyorum. Sosyal adalet olsun istiyorum. Her yer güzel olsun istiyorum. Her yer sanat eserleriyle dolsun. Bağlar, bahçeler olsun. İnsanlar birbirleriyle rahatça selamlaşsınlar, sevgi göstersinler. Bütün aksilikler, kavgalar son bulsun istiyorum. Onun için gayret ediyorum. Çok güzel. Güzellikler demişken işte hem stüdyonuz olsun hem sizinle ilgili olun her şey işte hanımları göremedim ama hep görüyorum programınızda. Hanımlar olsun, beyler olsun hepsi son derece güzel ve son derece estetik, son derece İşte şık, eviniz öyle, villanız öyle. Yani hep etrafınızda güzellerin daha çok olmasının sebebi ne? Bu böyle bir prensip mi yoksa? Bu Allah'ın ahlakı. Allah bizim böyle olmamızı istiyor. Cennet sonsuz güzel. Her şey çok güzel. Allah dünyada da güzelliğe çok önem verir. İnsanlar güzeldir, hayvanlar güzeldir, bitkiler güzeldir. Hücrenin içi güzeldir. Koful güzeldir, mitokondri güzeldir. Golgi cisimciğine varıncaya kadar her şey güzeldir. Atomlar güzeldir. Nötronlar, protonlar dans ederler. Her şeyde bir düzgünlük, intizam vardır. Biz de doğal olarak Allah'ın verdiği fıtratla hep düzgünlüğü, güzelliği ve temizliği ararız. Ne kadar güzel olmak istersek o kadar güzel olur. Allah'a o kadar yakın oluruz. Yani o yüzden soruyorum işte hiç programınızda mesela diyelim tüm kadınlar güzel o ayrı ama çok estetik az önce de dediğim gibi çok güzel kadınları görüyoruz. İşte orta güzellikli bir kadın veya da hiçbir güzelliği olmayan bir kadını hiç göremedik. Bu özel bir seçim mi yani işte programın misyonu yoksa sizin mi dünyaya vermek istediğiniz mesaj ki işte tüm Müslümanlar yani Müslüman dünyası kadınları güzeldi onu mu demeye çalışırsınız? Aslında o tabii. Çünkü Hazreti Süleyman'ın yaptığı da oydu. Hazreti Süleyman'ın yanındaki bütün talebeleri, çalışanları, hizmet edenleri hepsi tek tek seçkindi. Hepsi çok güzeldiler. Hanımları biliyorsunuz 1000 hanım vardı, 1000 adet. Maşallah dedemize. 700'ü nikahlı hanımıydı, 300 de cariyesi vardı. Hepsi kral kızları, kraliçeler, böyle seçkin ailelerin kızlarıydı ve asil ailenin kızı olmanın hasebiyle de çok çok güzel, bakımlı ve çok temizdiler. Sarayın her yeri altın kaplamaydı biliyorsunuz Hazreti Süleyman'ın. Tevrat'ta uzun uzun anlatılır. Her yer heykeller ve resimlerle, sanat eserleriyle doluydu. Hazreti Süleyman dedemiz sanatın üstadıydı. Biz de torunları olduğumuz için aynı yoldayız. Her şeyin güzel olmasını istiyoruz. Atlar bile çok güzeldi Hazreti Süleyman atları. Kur'an'da ona dikkat çekilir. Boyunlarını ve bacaklarını okşuyordu diyor Hazreti Süleyman.
özel bakım yapılan atlar, sarayın içine alınıyor atlar. Sevmesi için Hazreti Süleyman'ın. Güzelliği biz istersek Allah sürekli güzelliği bize yaratır. Ama dediğim gibi işte sizin programınızın güzelliği hem de farklılığı hem de güzel ve estetik bayanların, beylerin burada daha çoğunlukta olması. Ama bu zaman zaman işte spekülasyonlara sebep oluyor. Bazen sizi tenkit ediyorlar işte neden yani böyle bir program yapıyor diye. Yani sizin programınızın amacı daha çok izlenilmek için daha çok bayanın, daha güzel bayanların stüdyoya gelmesi mi? Yoksa sizin etrafınızda sadece güzeller mi geliyor? Yani o soru o hem de. Ben sanatçı ruhluyum. Her şeyin güzel olmasını isterim. Ve en güzel olmasını isterim. Güzelleşinceye kadar da gayret ederim. Benim yanıma gelen hanımlar dikkat edersen sonra daha da güzelleşiyorlar. O manevi ruhu onları daha da güzelleştiriyor. Eşyalar güzelleşiyor, evler güzelleşiyor. Bu kaldığımız ev, burası ilk aldığımızda viraneydi. Ama sonra görüyorsunuz son derece şık ve çok bakımlı, güzel hale geldi. Diğer kaldığımız ev de öyle, virane halde aldık. Ama sonra cennet gibi oldu. Bakarsan bağ olur derler, Türk atasözü var biliyorsunuz, bakmazsan dağ olur derler. Dedikodularda da yine bir halk sözü vardır, zenginin malı züğürdüğün çenesini yorar derler biliyorsunuz. Türk atasözüdür o. Halk hep böyle, mesela köyün ağasıdır onlar için dert. Yani hep onların bahsederler. İşte ağa şuraya gitti, ağa buraya geldi, ağa yemek yedi. Halkın başka bir konusu olmaz. Bazı insanlar da güzelliği yaşayamayınca, zenginliği yaşayamayınca, sanatı, estetiği bulamayınca onu bulan insanları kıskanırlar. Onun hakkında bir şeyler konuşmak isterler. O biraz psikolojik onları rahatlatmak için yapılmış bir seanstır kendileri açısından. Ama onları daha da üzüyor. Başka bir şey yaramıyor benim gördüğüm. Adnan Bey, az önce çok güzel bir şeye dokundunuz. Dediniz ki o hanımlar buraya geldikten sonra bir başka güzelleşiyorlar. Onun sebebi estetik mi? Çünkü öyle yani öyle spekülasyonlar da yayılıyor ki hepsi mesela çok hem güzel oldukları için hem de biraz daha birbirlerine daha çok benzedikleri için operasyon geçiriyorlar mı? Operasyon geçirmiş olsalar hastane kayıtları olur. Türkiye'deki bütün ameliyatlar hastanelerde resmi olarak kayda alınıyor. Yani gayri resmi bir ameliyat mümkün değil. Hiçbir hastane kaydı yoktur arkadaşlarımızın. Yani ben buradan resmi olarak bunu ispat etmiş oluyorum. Zaten ben beğenmem de öyle bir şey. Yani estetik ameliyat taklit edeceğim bir şey değil. Yani kadınlar mesela doğal burnu daha güzel oluyor. Sonra bir garip oluyor ameliyat olduklarında burunları. Silikon ameliyatları da yani bir kadına plastik takılması, plastik bir organ çok soğuk durur yani güzel durmaz. Yani plastik bir insan İnsanda nasıl etki yapar? Burnu mika, kulağı plastik, kolu çelikten falan. Yani garip bir şey olur bu, böyle olmaz. Doğal insan güzeldir. Benim de kız arkadaşlarım doğallar. Çünkü çocukluk resimlerini yayınlıyorum. 3 yaş, 4 yaş resimlerini yayınlıyorum. Hokka gibi yine burunları, yine ağızları aynı şekilde biçimli, yine gözleri çok güzel, yine boylu boslular. Küçük yaşta anlaşılıyor. Zaten boy, estetik ameliyatta boy uzamaz. Artık kıskançlıktan boyların da ameliyatta uzadığı iddiası var. O nasıl bir teknoloji ki böyle? Eğer öyle bir teknoloji varsa onu yapmaları lazım. Dolayısıyla sözleri doğru değil. Ben hepsini yakından tanıyorum. Doğal güzeller. Ama tabii ben konuşacağım insanları kendim seçerim. Yani her insanla konuşmam. O doğru. Yani selamun aleyküm diyenden ben dost olmam. Benim de kendime göre kriterlerim var tabii. Yani buradaki arkadaşlarının dediğiniz bayanların hepsi yani tahsilli, yüksek seviyeli iş kadınları, yüksek seviyeli işlerde, ticari işlerde kendilerini kanıtlamış insanlar. Ama kenardan öyle göremiyorlar. Siz isterseniz bunu bir açalım. Yani tahsilleri nedir onların? Yani buraya gelip burada canlı yayın her gün değil mi? Her gün burada geliyorlar, burada iştirak ediyorlar vesaire. Ama bütün hallarda onların da bir mesleği, bir işi, bir tahsili var. Onlar yanlış mı tanınırlar Türkiye'ye yoksa?
Onların hepsi kolej mezunu. En az iki yabancı dil bilen ve hepsi yüksek okul mezunu olan arkadaşlarımız. Birçoğu da master yapmış, doktora yapmış arkadaşlarımız. Hepsi seçkin ailelerin çocuklarıdır. Hepsi Türkiye'nin ileri gelen ailelerin çocuklarıdır. Ve hepsi çok kaliteli insanlar. Ve hemen hemen tamamının işi var. En azından ya eşlerinin yahut babalarının iş yerlerinde görev alıyorlar, işleri oluyor. Dolayısıyla bir boş durma diye bir şey yok. Ya genel kültür çalışıyorlardır, ya kitap okuyorlardır, ya araştırma yapıyorlardır. Yahut kendi dallarında bir uzmanlık konusunda analiz, inceleme, araştırma yapıyorlardır. Akşama kadar okuyup, yazan, araştıran, çalışan insanlar arkadaşlarım. Hatta evliler. Evli olanlar, evet, çok evli olan da var, evet. Bir de sizin kanalınızla ilgili, yani bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla canlı yayınlanan kanal, hiçbir reklam almayan kanal, evet. Sarf etmiyorumse. Ve sizin de programlarınızla ilgili böyle konkret bir vakit yoktu. Yani istediğiniz kadar uzatabilirsiniz programı, istediğiniz doğru. zaman kesebilirsiniz. Tam bir azat ve serbest bir grafikti. O bakımdan kanalınızla da bağlı istiyorsunuz bir danışık. Geçmeden o suallara önce de bir kanalın adından bağlı soruşum. A9 maraqlı A təxmin edirəm sizin adınızın baş hərfi. 9 rəqəmini bilmirəm, çözməyə çalışacağım, siz desəniz biləcəm nədir. Nə ilə bağlı A9, nədir səbəbi adının? Şimdi 1'den 9'a kadar bütün rakamlar alınmış. Bütün harfler de alınmış. Dolayısıyla yapacağımız hiçbir şey yoktu. En sonunda A'larda 9'u bulabildik. Onu kabul ettik. Yani A9 o boştu. Ama o da tabii hayırlı oldu. Anlamı çok geniş olmuş oldu A9'un. Yani çok fazla çözümlenme imkanı var. Çok fazla anlam çıkabiliyor. Televizyonun reytingi ve reklam gelirlerinin olmaması ile ilgili onu da bir sorayım size. Yani reytingi yüksek mi? Ne kadar yüksek? Bildiğim kadarıyla reklam almırsınız hiçbir yerden, o da var. Peki bu televizyon nasıl kendini yaşatır? O da suallardan biriydi. Sırf internetin belirli bölümü, yani mesela sırf Facebook'tan takip çok kısa bir zaman aralığında 38 milyon. Yani bu akıl almaz bir rakam. Neyin sayesinde sizce? Benim samimiyetim, benim kanaatim. Yani doğal davranmam. Ben çünkü kendimim ben. Yapmacık bir şey yapmıyorum. İçimden geldiği gibi davranıyorum. Ve kendim için yaşamıyorum ben. O alışılmış bir şey değil. Ben sevdiklerim için yaşarım. O da çok olumlu etki yapıyor olabilir. Ve her şeye güzel bakan, olumlu bakan, pozitif bakan bir insanım. Çözümcüyüm, kilitlemeci değilim. Her şeyin hayırla bitmesini, sevgiyle hallolmasını istiyorum. Kavgaya, gerilime hiçbir zaman için müsaade eden bir tavrım olmaz. Sizin kitaplarınızla ilgili, yani onunla bağlı da istiyordum bir neçe sual verim. Kitaplarınız çok yüksek kalitede çap olunur bildiğim kadarıyla. Yayılır ama pulsuz yayılır. Ve bu bütün birçok dillere de tercüme olunur səhv etmirəmsə. Yani yani inkişaf eləmiş dillerden söhbət gelir. Həmin dillere de tercüme olunur ama bütün hallarda insanlar soruşurlar. Kanal reklam almıyor. Kitapları satılmıyor. Yani ne de parayla satılmıyor. O zaman nasıl derler? Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Çok güzel. Yani, çok kısmı adım harap edilen bir sahalardan biri. Evet. Benim kitaplarım bir yılda 8 milyon adet satılıyor. 8 milyon adet bir yılda. Parayla. Parayla tabii. 8 milyon adet. Bu satıştan ben telif hakkı almıyorum. Diyorum ki benim telif hakkımın yerine ücretsiz kitap dağıtın. Yayın evine böyle bir hak verdim. Benim telif hakkım yüksek zaten. Ayrıca yayın evi reklam için ayırdığı bütçeyi kitap dağıtmaya ayırıyor. İkisi birleşince muazzam bir yekün olmuş oluyor. O yüzden ücretsiz kitaplar çok fazla dağıtılmış oluyor. Yoksa satış 8 milyon. Çünkü 73 yabancı dilde tercüme ediliyor kitaplarım ayrıca. Peki bu kanalı kurmak
yapmakta amacınız neydi? Yani işte her bir kanalın bir kurulma amacı vardır. İşte vermek istediği mesaj vardır topluma, cemiyete. Sizin vermek istediğiniz mesaj neydi ve bu kanalı kurma maksadınız, amacınız neydi? Dünyada savaşların durması, kavganın durması, silahların imha edilmesi, silahın kalmaması, herkesin birbirini sevmesi, din, dil, ırk ayrımına dayalı düşmanlığın yok olması, sosyal adaletin sağlanması, herkesin zengin olması, dünyanın her yerinin cennet gibi olması, evlerin, sokakların, bahçelerin olağanüstü güzel ve estetik olması, herkesin birbirine selam vermesi, tanıması, arkadaş olması ve insanların mutlu yaşaması ve herkesin Allah'ı sevmesi, Allah'tan korkması ve vicdanlı olmaları. Amacımız bu. Kanal bunu başarabilir mi? Hangi formada başarmaya çalışıyorsunuz? Bence başarıyor. Çünkü Darwinizm çok büyük bir bela ve tehlikeydi. Dünya çapında çöktü. Yani bu bizim başarımız. İngiliz derin devleti büyük bir belaydı. Şu an panik haldeler. Türkiye'de 400'ün üzerinde yazar ve Rusya'daki yazarlar da İngiliz derin devletinin üstüne gidiyor şu an. Yani bütün dünyada deşifre oldular. Bunda ana başarı bize ait. Çünkü biz kapıyı açtık. Ondan sonra insanlar bu yolda ilerlediler. Rumilik adı altında, İngiliz Rumiliği altında Allah'ı, dini, peygamberi inkar eden bir inanç sistemi yayılıyordu. Bunu durdurttuk. PKK'yı şımartıyordu bazı tipler, bazı insanlar. PKK'yı rezil rüsva ettik. Türkistan Birliği için bütün gayretimizle gayret ettik. Bunun altyapısını oluşturduk, vesile olduk. Ki zaten eskiden beri istenen bir şey bu. Böyle bir çalışma var. Türkistan Birliği'ni engelleyen, Türk Birliği'ni engelleyen engelleri de akılcı bir şekilde çözüp ortadan kaldırmaya gayret ettik. Hayır olan ne varsa her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Ama bunu tabii ikna ederek, anlatarak ve konuşarak yapıyoruz. Adnan Bey, size tarikat diyebilir miyiz? Tarikat diyemeyiz çünkü silsileye dayalı, klasik, gelenekçi bir tarikat anlayışına sahip değiliz. Yani ben şeyh değilim, herhangi bir tarikatla bağlantım yok. Herhangi bir şeyh efendiden el almış değilim. Dolayısıyla tarikat olmamız mümkün değil. Küçük bir arkadaş grubuyuz. Yani en fazla 300 kişilik birbirini seven, tanıyan bir arkadaş grubuyuz. Ama ne diyebiliriz? Bir arkadaş grubu denebilir en fazla. Çünkü sayıdan düşünecek olursak arkadaş grubu diyebiliriz. Ama bütün tarikatlara saygım var. Hepsini çok severim. Bütün İslami grupları severim. Fakat ben Kur'an'ın yeterliğine inanıyorum. Yani modern Kur'an anlayışını, modern İslam anlayışını savunuyorum. Mesela Azerbaycan öyledir. Azerbaycan'da modern İslam anlayışı hakimdir. Aliyev ailesi mesela modern İslam anlayışını savunan insanlardır. İlham Aliyev olsun, karısı olsun, kızları olsun modern insanlardır. Ama İslam'ı da çok güzel, tertemiz yaşayan insanlardır. Helale harama dikkat eden insanlardır. Ben bu konuda kanaatimi gözlemlerime dayanarak söylüyorum. Mesela Azeri gençlerin çok büyük bölümü okumuş, yazmış gençlerdir. En yüksek okuma oranı Azerbaycan'dadır. Türkiye devletlerde en yüksek oradadır okuma yazma oranı. Ve ekonomik kalkınma hızı %35'te çok yüksek bir oran Azerbaycan'dadır. Yani bu muhteşem bir şey, çok çok güzel bir şey. Yine bu Aliyevlerin, Aliyev ailesinin bereketi olarak düşünüyorum ve Azeri insanların çalışkanlığı, dürüstlüğü olarak düşünüyorum. Bu güzel ülkeyle Türkiye'nin en kısa sürede birleşmesini istiyoruz. İnşallah. İki devlet, bir millet olarak. Ama bunu yaparken sadece Azerbaycan, Türkiye değil, bölgedeki diğer ülkelerin de, Rusya'nın da bu birliğin içine katılmasını istiyoruz. Ermenistan'da katılmasını istiyoruz. Gürcistan'da katılmasını istiyoruz. Ermenistan'dan birleştiğimizde, Türkiye birleştiğinde Azerbaycan'dan aldığı toprakların tamamını geri vereceğini düşünüyoruz. Nitekim de dediğimiz yönde açıklamalar yapıldı. Azerbaycan'da bizim demeçlerimiz açıklandıktan bir gün sonra Ermenistan açıklama yaptı. Toprakları vermeye hazırız dedi.
Azerbaycan açıklama yaptı. Bir gün sonra benim yazım yayınlandıktan sonra Ermenistan'ın o topraklarda yapacağı bir şey yok. O toprakların özelliği Türkiye ile Türkiye devletlerinin arasında köprü olmasıdır. Kasten o köprü kapatılmıştır. Şimdi o köprü açılacak. İkinci olarak yani o toprakları Azerbaycan'a geri iade edecek Ermenistan. İkinci olarak yapılan katliamda kimler cinayet işlediyse hepsi yargılanacak ve hukuki olarak nasıl bir tecziye gerekiyorsa, ceza gerekiyorsa o ceza verilecek. Ve arkasından Azerbaycan, Türkiye birleşecek. Gürcistan katılacak, Ermenistan katılacak, Rusya katılacak, İran katılacak. Muazzam bir medeniyet meydana gelecek. Ve bu başlangıç olacak. Ondan sonra bölge dünyanın en zengin, en atak ve en dinamik bölgesi haline gelecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Azerbaycan'ın taraftarınız ne kadardı? Yani ister mesela çünkü kanalınızın bir filialının orada açılması olsun, ister kitaplarınızın yayılması olsun. Yani Azerbaycan'da kökleriniz ne kadar derindi? Azerbaycan'da sevgimizin kökleri çok derin. Kalbimiz Azerbaycan'ı sarmış durumda. Sevgimiz sarmış durumda. Azeriler bizim eskiden beri bütün Türk milleti olarak en sevdiğimiz millettir. Türk ordusu çok sever Azerbaycan'ı, bilinir. Milli istihbaratımız çok önemli görür Azerbaycan'ı. Devletimiz çok önemli görür. Bizde bir devlet politikasıdır Azerbaycan'la birleşmek. Kızıl elma denir buna. Yani Türkiye devletlerle ve Azerbaycan'la birleşmek. Ama ilk birleşmenin Azerbaycan'la olacağını da herkes bilir. Hangi iktidar gelirse gelsin bu kızıl elmayı savunur. Atatürk'ten itibaren Enver Paşa döneminde de devam eden bu kızıl elma ülküsü bütün Türklük aleminin tek millet olarak birleşmesidir. Devletler ayrı ama millet olarak tek millet olması. Bu sosyolojik bir gerçek, bilimsel bir gerçek. Bunun karşısında zaten kimse duramaz. Durulması da bir mantık ifade etmez. İllaki olacak bir gerçek. Bunu Atatürk de söylemiş, bu olacak diyor. Ziya Gökalp söylemiştir, bu olacak diyor. Sosyolojik bir gerçektir bu, mutlak olacak. Ben kökleriniz ne kadar derin diye sorarken Türkiye'yi sizin taraftarlarınızı sormuştum. Yani sizin taraftarlarınız Türkiye'de ne kadar çok, sizin kitaplarınız ne kadar yayılıyor, ha, evet. Kanalınız orada izleniyor mu, işte haberiniz var mı? Türkiye'de mi, Azerbaycan'da mı? Azerbaycan'da. Benim 300'e yakındır burada arkadaş grubum. Azerbaycan'da da sevenlerimiz var. Yani çok kalabalık değil ama bir 20-30 kişi vardır tahmin ediyorum. Evet. Ama kalben sevenlerimiz milyonlarcadır. Yani kalben sevenler milyonlarcadır. Bizim bir görünen bedenimiz vardır. Bir de görünmeyen ruhumuz vardır. Ruhumuz her yerde. Yani ruhumuz her yeri sarmış durumda. Ama bedenimiz az görünür. Yani 300 bazı yerlerde belki 30-33 öyle görünür. Ama ruhumuz her yerde. Darwin taraftarları arasında düşmanlarınız çok bildiğim kadarıyla. Hatta bir neçe defa size suikaste cehd olunup. Doğru mu bilmiyorum? Evet, 9 kere suikaste uğradım. Doğru, evet. 9 kere. Yani sebepler nece olup, şartlar nece kurtulmuşsunuz? Bu onun hikayesini de bize danışsaydınız, evet. Okucularımız bilirdi. Polisin bize bildirdiği, resmi evrakla bildirdiği Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesi denen bir örgüt bir. DAEŞ denilen, yani IŞİD tabir edilen terör örgütü 2. El-Kaide denilen örgüt 3. Taliban denilen örgüt 4. Yani bunlar birlikte. Ve PKK. PKK kontra gel bir de. Bu terör örgütleri tarafından tehdit edildiğimiz ve risk altında olduğumuz emniyet birimlerince resmi belgeyle bize bildirildi. Biz de işte kendi imkanlarımızla özenli davranıyoruz, dikkatli davranıyoruz. Ama ben tabii böyle bir şeyden çekinmem. İlk geldiğimde Ortaköy'e ilk geldiğimde daha yeni Bismillah karşılamada 7 kurşun sıktılar. Ama
Ben okula da devam ettim, tebliğe de devam ettim, konuşmalara devam ettim. Hiçbir zaman için yılmadım. Sokağa da göğsümü gererek çıkıyorum. Allah'a güveniyorum. Hiçbir şey de olmadı şu ana kadar. 9 kere suikast atlattım. Hiçbirinde de bana hiçbir şey yapamadılar. Allah'ın korumasıyla. Sizce bu suikastların sebebi ne? İşte darbinizme sen müdahale edersen, İngilizlerin devletine müdahale edersen, komünizme karşı mücadele edersen, onlar da senin bedenini durdurarak netice almak ister. Sen onları fikren yenmek istiyorsun. O da senin bedenini yok ederek seni yenmek ister. Bedeni yok edemeyince, fikri de yok edemeyince yenilmek artık onlar için mukadder oluyor. Bir gün onlar kendi isteklerine yaparlarsa sizin devamcılarınız var mı? Benim devamcılarım artık Türkiye'de, dünyada her yere oturmuş. Yani onun artık geri dönüşü yok. Yani ondan yapabileceği hiçbir şey yok. Günlük hayat tarzınız nasıl? Korumalarınız var mı mesela? İşte suikast dediğiniz aklıma o geldi. Yani sizi koruyanlar bir ordu demeyeyim de 2-3 kişilik de olsa bir koruma ekibiniz var mı? Günlük hayat tarzınız nasıl yaşıyorsunuz bu programın ve bu televizyonun dışında? Polis resmi olarak koruma verdi bana. Ne zamandan beri? Yani 3 yıl oluyor. Evet. Resmi olarak korunuyorsunuz. Evet, resmi koruma verdi. Yani sayısında biz ne kadar istiyorsak ona göre emniyet gönderiyor. Yani kaç kişi ise söylüyor, ona göre gönderiyorlar. Ben nereye gitsem, hangi çarşıya gitsem, ben gitmeden önce önlem alınıyor zaten. Yani benim gelineceğim güvenlik birimlerine bildiriliyor. Oradaki güvenlik memurlarına bildiriliyor. Onlar da ona göre tedbir alıyorlar. Gittiğim mağazada da zaten sivil polis bulunuyor ayrıca. Onlar da ayrıca bu güvenlik ekibinin içine katılıyorlar. Ve önlem alıyorlar. Allah razı olsun hepsine. Teşekkür ediyorum hepsine. Yani kişisel günlük işiniz, günlük yani nasıl yaşıyorsunuz, nelerle ilgileniyorsunuz, onlar da mümkünse. Ben resim yapmaktan çok hoşlanırım. Evet. Efendim, çarşıya gitmekten çok hoşlanırım. Ev dekor yapmaktan hoşlanırım. Dekorasyon hoşuma gider. Arkadaşlarım evlerini de dekor ederim. Biliyorsun iç mimari bölümünde okudum. Güzel sanatlar iç mimaride. Felsefe okudum bir de. Bahçe dizaynı hoşuma gider. Bahçeyi düzenlerim. Kedilerim var bol miktarda. Bir de aşırı kedi sevginiz var. Evet. Nedir onun sebebi? Ben de korkarım. Kediler benim gördüğüm dünyada insanlara verilmiş, hayvan olarak verilmiş en büyük nimet olabilir. Yani muhteşem varlıklar. Çok güzeller. Yani sevgiye çok güzel karşılık veriyorlar. Mükemmel karşılık veriyorlar ve sevgiden çok iyi anlıyorlar. Bir de çok temiz varlıklar. Bir de tipleri çok tatlı. Yani insanın dayanamayacak kadar tatlılar. Bilmiyorum, kedileri önce bir gösterebilir miyiz? Ben gördüm bahçede kaç tanesini gördüm. Çok küçük bir bölüm, evet onlar. Kaç tane kediniz var? Yaklaşık 11 kedim var. 11 kedim. Evet. O yüzden mi halk arasında işte bayan arkadaşlarla ilgili kedicikler diye tabir kullanılıyor? Evet, ben bir kız arkadaşıma sen bir kedisin demiştim. Hı hı. Senin kedi canını severim demiştim. Basın ondan sonra onu aldı, kedicik diye kaldı öyle. Kedilerinizden bir isim gösterebilir misin? Mesela bu Thomas'in isimli kedim. Yani görüyorsunuz güzeli, çok abartılı şekilde güzel. Yani yüzündeki masumluğu çok şeker. Elmayı göstert. Bonsar. Evet. Kedicikler demişken, ben basında okuduğum kadarıyla çoğu zaman sizi yani bayanların giyimi olsun, işte çok modern görüntüleri olsun, isterse işte ne bileyim dans etmeleri olsun, sizin onlara komplimanlar söylemeniz, onların size komplimanlar söylemesi, İslam'ı yanlış tanıtıyor diye bir tenkit de var size karşı.
bununla ilgili ne demek istiyorsun? Hakikaten bunların hamsi tutak ki bayanlar çok İslami düşünürler ki İslam'a uygun giyinmirler. İslam'a uygun olarak davranmırlar. Makyajları İslam'a uygun değil. Konuşmaları işte cilbeleri falan vesaire. Aslında öyle mi olmalıdır? Fikrinizce. Evet, İslam'ı insanlara dehşet, vahşet, korku, çirkinlik, kalitesizlik dini olarak gösterdiler. Yani Müslümanlık deyince birçok insan aklına kalitesizlik, sanat karşıtlığı, kadın karşıtlığı, korku, vahşet, acımasızlık, bilim karşıtlığı, her yönde, sosyal yönden de, sanat yönünden de çökme, yani sürünme olarak akla geliyor idi. Biz de dedik ki size bir oyun oynandı, Müslümanlık adına size bir şirk dini gösterildi. Gerçek İslamiyet cennet gibidir. Kadınlar hürdür, erkekler hürdür, dans da vardır, müzik de vardır, şık giyinirsin, güzel evler vardır, bilim vardır, teknoloji vardır, sanatın en güzeli vardır. Dolayısıyla bu oyun bozulmuştur dedik. Yani şu an bu geniş çapta kanaat getirdiler. Yani buna genel kanaat geldi. Dediklerimin doğru olduğunu herkes biliyor. Yani Kur'an'a uygun benim anlattıklarım. Çünkü aksi olsa Kur'an'dan ayet vermeleri lazım. Hiç kimse bana Kur'an'dan ayet göstertemiyor, yaptığınız yanlıştır diye. Yani gerek kadınların kıyafeti olsun, dans etmek olsun, müzik, eğlence, sanat, kalite anlayışımız açısından bunların yanlış olduğuna dair tek bir Kur'an ayeti gösteremiyorlar. Ama ben Kur'an ayetlerini ispat ediyorum, doğru olduğunuz. Ama gerçek hayatta kadın arkadaşlarınız, işte bu programda olan hanımlar, yani günlük hayatta programdaki kimi giymiyorlar, öyle... Yok, değil. Öyle değil. Yani dışarı çıktıklarında gömlekleri ayak topuklarına kadar geliyor. O kadar uzun tabii. Ve çoğunun da başı kapalı oluyor. Yani dışarıda aynı hüküm yoktur. Çünkü Kur'an'da eğer size rahatsızlık veriyorlarsa diyor, bütün bedeninizi örtün diyor Allah. Çünkü rahatsızlık riski olduğu için buradaki kıyafetle dışarı çıkamazlar. Peygamberimiz zamanında da öyleydi. Bütün kadınlar dekolteydi Peygamberimiz zamanında. Hepsi. Dışarı çıktıklarında kadınlara rahatsızlık vermeye başladılar müşrikler. Sarkıntılık yapmaya başladılar. Sonra Ahzab suresindeki ilgili ayetinde bu adamların sarkıntılığına karşı dekoltelerinizi örtün diye ayet geldi. Ve bütün dekoltelerin kadınlar müşriklerin yanında örtmeye başladılar. Buradan da kadınların dekolte giyindiğini ayetten açıkça anlıyoruz. Açıkça görüyoruz. Yani anlamamak mümkün değil. O zaman burada yaşananlar tiyatral bir oyun gibi. Yani makyajdı, giyimdi falan da o zaman gerçek olmadığı için tiyatral bir şey. Hayır, bu gerçek hayat. Bu doğrusu budur. Ama burada güven olduğu için bu doğru. Yani bu Kur'an'a uygun. Buradaki hayat Kur'an'a uygun. Çünkü burada güvenlik var. Yani kadınlara kimse sarkıntılık etmez, üzmez. Onlara kötü bir hareket, kötü bir söz mümkün değil. Ayette güvenlik içindeyseniz istediğiniz gibi giyinin anlamı çıkıyor. Ama güvenlik içinde değilseniz örtünün diyor. Dışarı çıktıklarında güvenlik kalktığı için orada kapanıyorlar. Ama buraya geldiklerinde güvenlik tam olduğu için açılıyorlar. Evet. Peki neden programda hiç bayanların bir konuyla ilgili bir fikirleri olmaz, mesela bir konuşma yapmazlar, hep mesela sizi iltifat ederler, siz onlara iltifat edersiniz. Bu bir konsept mi, yoksa yani o bayanların çok bilgili olduğunu söylüyorsunuz, işte tahsilli olduğunu söylüyorsunuz. O zaman neden onu gösterme çabası yok programda? Onlar ben zaman zaman bırakıyorum, konuşma yapıyorlar bilimsel. Yani çok detaylı bilimsel, böyle Latince, Fransızca karşılıklarıyla hücrenin yapısını anlatıyorlar. Yani bir profesörün dahi açıklayamayacağı tarzda anlatıyorlar. Yani her biri bir doçent, profesör kadar bilgilidir. Ama anlattıklarında dinleme oranı ya 1000'den 5'e düşüyor. Yani bana oranla, bende 1000'se orada 5'e düşüyor. Yani insanlar bilimsel programlardan pek hoşnut olmazlar. Yani aradıkları samimiyet, rahatlık, sanat, sevgi ve güzelliktir. İnsanın ruhu ona göredir. O yüzden ben mesela şu an çok yüksek izleme. Bunun sebebi
bizim samimi olmamız. Adnan Bey'in maksadı nedir? Yani genel anlamda, yani Türkiye adına olsun, insanlık adına olsun, kendi adına olsun, maksadınız nedir? Bütün dünyanın kardeş olduğunu göreceğim inşallah. Herkesin birbirini sevdiğini göreceğim. Her yerin cennet gibi olduğunu göreceğim. Bütün Türklük alemin birleştiğini göreceğim. Ben Bakü'ye elimi kolumu sallayarak gidip orada yemek yiyeceğim. Bakü'nün ünlü yemeklerinden. Akşama da elimi kolumu sallayarak döneceğim. Bana kapıda pasaport sormayacaklar. Sorarsa geri dönerim. Vize sorarlarsa geri dönerim. Yurt dışına çıkmamamın nedeni o. Bana pasaport sorulan bir yere ben gitmem. Ben hatta çarşıya bile gittiğimde o güvenlik kapıları var biliyorsunuz. Ben oradan girmem. Yani asla öyle bir çarşıya girmem ben. Açık, rahat bir yerden geçerim. Öyle bir şey kabul etmem ben. Arkadaşlarım giriyor ayrı mesele. Ama ben kabul etmem. Ben de yurt dışına çıkarken yolda bir dakika dur, nereye gidiyorsun diyorlarsa ben oraya girmem. Kardeşliğin, sevginin hakim olduğu bir dünya istiyoruz. Ve en kısa sürede. Savaşların olmadığı. Ve kadınların özgür olduğu. İstediği gibi mini etekli giyecekler, dekoltede giyecekler, süslenecekler de göğsünü gere gere tek başına istediği yere gecenin birinde gidecek kadınlar. İstediği gibi. Böyle rezalet olmaz. Kadınlar gece güneş battıktan sonra sokağa çıkamıyorlar. Dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde dışarı çıkamıyor. Böyle şey olmaz. Gece gündüz istediği gibi kadınlar çıkması lazım. Kadın vurmak, kadını öldürmek, tahayyül dahi edilememesi lazım. Tahayyül dahi yani. Kadın dövmek. İslam'da kadın dövmek yoktur. Kadını en fazla o evden uzaklaştırırsın. Babasının yahut annesinin evine gönderirsin. Mesela diyor darabe, dövmek diyor. Darabe yolculuk anlamındadır. Yani onu da değiştirmişler. Dövüp diyor deşarj oluyor. Kadın dövülür mü ya? Ölür kadın Allah razı olsun. Çok nazik bir varlık. Kadın dövülür mü? Ne kadar korkunç bir düşünce yani. Kadını dövmek. Kadın naif bir varlık. Kadın dövülecek bir varlık mı? Yani erkek bile sopaya dayanamaz. Yani dövülmeye dayanamaz. Kadın nasıl dayansın? Kadınları bu kadar çok seviyor ve hürmet ediyorsunuz. Ama bildiğim kadarıyla evli değilsiniz. Evet. Bu bir prensip mi? Evet. Ahir zamandayız. Said Nursi evlenmedi Bediüzzaman Üstad. Ben de onu düşündüm. Niye evlenmiyor acaba dedim. Baktım hakikaten haklı. Bütün gücünü İslam'ın yayılmasına harcayan bir insan. İnsanlığın kardeşliğine harcayan, savaşlara karşı mücadele eden bir insanın ailesine vakit ayırması mümkün değil. Bizim bir yazarımız son olarak onu da söyleyeyim. Sizinle ilgili çok güzel, çok ilginç bir fikir söylemişti. Sizin programlarınız bizde Facebook'ta falan çok yayılınca işte orada tartışmalar falan olunca o güzel bir fikir söyledi. Dedi ki Adnan Oktar dedi bu dünyada cenneti kendine yaratanlardan. Çok güman ki güzel bayanlarla ilgili olarak söylemişti onu. Ya bu fikri zaman zaman diyorlar mı size bu dünyada kendine cenneti yaratmış insan olarak tabir ediyorsunuz? Ona benzer çok şey tabii yani işte sen yaşıyorsun, biz sürünüyoruz bilmem ne falan. O zaman erkeklerin bir hayli şeyini de almışsınız. Kıskançlık çok yoğun erkek. Yani, kendinizde olmak isteyenler çok var. Aslında tabii her erkeğin idealindeki bu ama bunu asla elde edemiyorlar. Yani bunu elde eden hiçbir erkek olmuyor. Bu çok acı bir şey onlar için. Yani para yetmiyor diyorsunuz yani. Para, yani çok yani milyarderler tek... var, trilyonerler ama asla elde edemiyor bunu. Siz nasıl elde ettiniz bu kadar bayanı etrafınızda, güzel bayanı etrafınızda tutmayı? Yani... Allah sevgisiyle. Onları Allah yaratıyor, Allah göstertiyor. Sizi de şu an Allah yaratıyor, burada göstertiyor. Bütün dünyada birlik, barış, kadınların dövülmemesi ve diğer şeyler söylediniz. Herkes ister bunları. Sizin formülünüz ne? Yani yıllardır bunları gerçekleştirmek isteyen insanlar var, ülkeler var, siyasetçiler var. Sizin formülünüz ne? Ki bunu yapabileceksiniz. Bunun çözümü İslam alemin birleşmesidir. Başka hiçbir çözüm yok. Mümkün mü sizce? Tabii ki Nur Suresi 55. ayette Allah din dünyaya hakim olacak. Ve korkularınız ardından sizi güvenliğe kavuşturacağım. Her yönüyle dine hakim edeceğim diyor. Fakat siz sadece samimi olacaksınız. Ben de size hakim edeceğim dini diyor. İsrail'le bir yakınlığınız var mı? Zaman zaman İsrail'e, Masonlarla İsrail'le isminiz zikrediliyor, beğeniliyor. Doğru bu. Ben Üstad Masonum. 7 ayrı ülkede
7 ayrı masonluk diploma var, 33 dereceli. Yani iftar ediyorum mason olmamdan da. Musevileri de çok seviyorum. Ben de İsrail soyundayım, Hazreti Davut'un soyundan geliyorum. Yani şecerim oraya dayanıyor, Hazreti Ali'den itibaren şecerim oraya dayanıyor. Peygamberimin soyundan geliyorum. Şecerim de zaten internette var, bakmak isteyenler görebilirler. 3 milyon Allah'a inanan insana, milyonlarca insanın düşman olması çok üzücü ve çok kızdırıcı. Yüz milyonlarca insanın topluca 3 milyon insanın yaşamasını kabul etmemesi, onlara huzur vermemesi çok acı bir olay. Ben buna da karşıyım. Onların yaşamının garantiye alınmasını, huzur içinde yaşamalarını istiyorum. Ha zalimi varsa zalimi cezalandırılsın. Ama mazlumuyla uğraşmanın ahlaksızlık olduğuna inanıyorum. Evet, son sözlerinizi alayım. Yok, aslında benim sorum bitti. Bu kadardı sorum. Beraber, arkadaşımla beraber bence bütün kafamızdaki ve defterimizdeki tüm soruların cevabını almış olduk. Sizin vermiş olduğunuz, vermek istediğiniz son olarak bir mesaj varsa, bizim soramadığımız, sizinse yüreğinizde kalan ve demek istediğiniz hangi söz diyebilirsiniz? Sizleri çok seviyoruz. Azerbaycan'ı çok seviyoruz. Türkiye için Azerbaycan candır. Zaten adı üstünde Azerbaycan. Candır. Herkes çok sever Azerbaycan'ı. Azerbaycan'dan Türk bayrağının Türkler için hiçbir fark yoktur. Aynıdır. Aynı kutsallıktadır, aynı değerlerdir. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şeref duydum, onur duydum. Yine bekliyorum. Azerbaycan'da herkese selam ve sevgiler. Teşekkürler. Evet, kısa bir arada devam ediyoruz. Misafirlerimize teşekkür ediyoruz.